Türk Hava Yolları da mine maalesef trend yok. E, belli bir bölgeye sıkıştırıldı. Yine burada bizim e, pembeyle gösterdiğimiz bir düşen trend var. Aşağıda da tıpkı endeksteki olduğu gibi 233 günlük hareketli ortalama var. Yani aslına bakarsan bir çember çiz bana diyorsan yukarıda 307 ile aşağıda 280 bölgesinde 281 bölgesinde daralarak sıkışan bir üçgen oluşturuyor ciddi anlamda bir trendsizlik var. Ama yatırımcı şunu unutuyor. Şöyle bir grafiği geriye çektiğiniz zaman bak burası kaç? 2022. 50 liradan 300 liraya gelmiş bir senetten bahsediyoruz. Yatırımcılar muhtemelen şu 250-300 bölgesinde maliyetlendikleri için şimdi 280'leri düşünce öf tepeden %20 düştü öldük bittik diyorlar. Arkadaşlar çok haklısınız. Çok haklısınız ama sermaye piyasaları sizin düşündüğünüz gibi çalışmıyor. Bak bu hisse senedi 20 liralardan 30 liralardan kalkmış ve şimdi bakın mouse'da dikkat edin. 2023'ün Ocak Şubat aylarında yaklaşık 3 ay boyunca düzeltmede kalmış. Bak, şuraya dikkat et. Bak şöyle göstereyim onu da örnek olsun. Bak buraya böyle bir çizgi at. Bak buraya böyle bir çizgi at. Tamam, bak. Bunların hepsi yatırımcıları e, söylettiren, yatırımcılara tabiri caizse özür diliyorum, laf ettiren, kötü söz söylettiren düzeltme dönemleri. Şimdi de onu yaşıyoruz. Aşağı yukarı e, 2023 yılındakine benzer bir zamansallıkta, uzun bir zamanda bir uzatmalı bir düzeltme yaşıyoruz. Bu anlamda benim Türk Hava Yolları için söyleyeceğim şey şu e, sevgilimine. 281 273.80 destek bölgesi olarak yatırımcılar tarafından takip edilmelidir. Hep her analizde aynı şerhi koyacağım ki yanlış anlaşılmamak için. Türkiye'de haber akışına bağlı olarak bir ekstrem zemin kayması olmadıkça şerhim bu. Çünkü bu şerh gerçekleşirse söyleyeceğim destekler de kırılır. Artık bunu da artık hatırlatmayalım ama hatırlatıyoruz işte. 281 273.80 bölgesi bu if şartı tetiklenmedikçe güçlü bir destek bölgesi ve göreceli bir fırsat bölgesi olarak okunabilir. Tamam aşağıya anlattık da parayı ne zaman kazanacağız? Onu da şöyle söyleyeyim. 307.80 üstünde kapanış olmadıkça nereden alırsanız alın kazanamayacaksınız. Sadece ha, Türk Hava Yolları ucuzladı bir sonraki çıkış trendi için yatırım yaptım diyebilirsiniz. Bu bir bakış açısıdır. Ama şunu unutmayacağız. Bak buradaki gibi. Burada düşen geçilince trend başlıyor bak. Burada düşen geçilince trend başlıyor. Bak burada düşen geçilince düzeltiyor. Sonra dönüyor, onay alıyor, tekrar gidiyor. Velhasıl kelam bu pembe geçilmedikçe, 307 geçilmedikçe para yok. Bu anlamda 281 273 80 Türk Hava Yolları'nda destek bölgesi olarak takip edeceğiz. 307.78'lerin üstünde kapanış ikinci gün bize taçlandırmayla yukarı hareketin sinyalini verdiği zaman Türk Hava Yolları 321 69 341 30 kısa 367 60 401 hedefiyle orta vadeli hedeflerini teyitleyecek ve tetikleyecektir. Teknik analizi doğru okumak, taşıma maliyeti riskini doğru yönetmek ve teknik analize söylenmemek için yatırımcı 307.80 geçilmedikçe trend olmayacağı gerçeğini anlamalıdır.